şey. Sevgili seyirciler, işte bizler de 55 sene sonra ilk defa buraya geldik. Her sene şunu söylüyorduk, gidelim, anne ocağını görelim. Bir türlü kısmet olmadı, hep ihmalkarlık yaptık. Ama bugün gözümüzü kapadık, İstanbul'dan buraya geldik. Sizlere geldik, önce sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Burada neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Evler var mı yok mu, bizi misafir edecekler mi etmeyecekler mi, hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Gözümüzü kapadık, arabamızla geldik ama çok güzel karşılandık. Bu kadarını bekliyor muydunuz diyorsanız, beklemiyorduk. Evet, sizin evinizde kaldık, sizin ev ekmeğinizi bizim yedik, sizin fark etmiyor. Senin suyunuzu içtiniz. Yani burada bir ev varsa devamlı kapımız sizlere açıktır. Herkese açıktır. Yani bizim kimseyle bir şeyimiz yok, hesabımız yok. Herkes gelebilir, gelsinler, görsünler. Özellikle madenleri bekliyoruz. Arpa meydanları. Gelsin, görsünler. Evet sevgili ablacığım, sizi de alabilir miyiz? Sizi de, buyurun sizi de alalım ablacığım. Şimdi bir ev sahibi daha geliyor. Şöyle araya alayım ben sizi. Önce sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri evlerinizde misafir ettiniz. Kendi evimiz gibi çok rahat hissettik kendilerimizi. Onun için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sofranızı açtığınız için, bizi misafir ettiğiniz için. Neler söyleyeceksiniz burayı sevdiğinize? Misafirim olduğunuz için mutluyum. Madenli değilsiniz herhalde. Herhalde olmalı. Madeni değilim ama madeni sayılırım. 32 senedir içimizde. İçimizde. Hı. Sevgili seyirciler, her şey için çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Bu görüntüleri sizle paylaştığımız için, bizleri seyrettiğin için. Şimdi ne yapıyoruz? Yukarıya çıkıyoruz. Emimizin evini sizlerle beraber seyretmek için. Sevgili seyirciler, bahçemizi tanıtmaya devam ediyoruz. Emimiz yanında. Gördüğünüz gibi zamana yenik düşen evlerimiz var. Zamana yenik düşen suyumuz, zamana yenik düşen havamız. Her şey değişmiş. 55 sene önce burada sular şarıl şarıl akıyordu. İnsanlar vardı, tarih vardı. Biz bu tarihe sahip çıkamadık. Çıksak bu şartlar altında bunları yapsak yine yıkılacaktı. Hava çok soğuktu, hava ısınmış, sular çekilmiş. Önce sizleri tanıyalım. Ben Macit Yurdakan, Cemil dedenin torunuyum, oğlunun oğluyum. Dedem burada yaşadı, dedemin ikinci yeri burası. Daha önceki evi aşağıdaydı, aşağıdan buraya taşındı, buranın suyu daha fazlaydı, buraya geldiler. İşte burayı yaptılar zamanında. Bizim doğduğumuz yer buralar, yaşadığımız yer buralardı. Çocukluğumuz hep buralarda geçti. Burası bizim odamızdı. Kapının önünde yatardık, damda yatardık. Buranın üstü kapalıydı, damda yatardık. Yaşadığımız yerler hep buralardı işte. Sevgili seyirciler, zaten de kalabalık değildik. 3-4 aile vardı burada. 3 aileydi, 3 aile evet. 3 aileydik. 6 ay burada geçiyor. Evet, 3 aileydik. Bir sizin vardı, bir bizim vardı. Bir de Ali Çavuş
dediğimiz dedemin yeğenleri vardı. O da ayrı bir amca çocukları. Onlar vardı. Üç ev buradaydı. Ama sen hatırlıyor musun dedeni? Hatırlıyorum. Nasıl bir insandı? Vallahi dedemiz çok alim bir insandı. Disiplin çok mi? Hoş sohbet bir insandı. Saygın bir kişiydi. Yani herkes tarafından güzellikle konuşanlar tarafından çok sevilen biriydi. Hatırı sayılır bir kişiydi. Hangi oyunları oynadınız? Hatırlıyor musunuz? Ben küçükken burada çok yaşamadık. Yaşadığımı hatırlamıyorum. Biz dedemin kız torunuyduk. Kızının işte kızı. Peki babanızın ismi? Babam Mevlüt Küçük'tü. Mevlüt Hoca derlerdi. Bu da madende tanınan bir kişi. Özellikle sesi çok güzeldi. Arpa meydanların selasını o verirdi genelde vasiyet üzerine. Herhalde madende çalışıyordu. Madende emekli olmuştu. Fabrikadan emekli oldu. Abi tanıyorum. Mevlüt abi keklikleri çok severdi sevgili seyirciler. Keklikleri alırdı yavruyken yetiştirirdi. Kafese koymazdı. Keklikler tavuklar gibi onun peşinde koşarlardı. Buraya geldikleri zaman ben hatırlıyorum tüm yaşantısını keklikler üzerine kurmuştu. Bu civarda da çok keklik vardı. Yani yüzlerce keklik vardı. Keklikler uçtuğu zaman biz korkardık. Bir şak şak diye bir ses çıkartırdı. Ama hiç kimse ne hikmetse onları vurmazdı. Ama bu bölgede de silah da vardı. Silahı korkutma amacı kullanıyorlardı. Babanızın keklikleri nasıldı? Babamın keklikleri çok güzeldi. Evde biz çatı deriz. İki çatı divanın altında beslerdi. Hatta annemle bazen tartışıyorlardı. Kışın koku yapıyorlardı. Avcıydı. İyi de bir avcıydı. Dayımla beraber. Mecit'in babası Kaya dayım da çok güzel avcıydı. Tavşan avına giderlerdi. İşte mevsiminde. Babam da çok iyi bir insandı. Yani rahmet eylesin. Hiç kimseyi kırmadı. Sizler neler söyleyeceksiniz? Sizler kimin torunusunuz? Cemil Efendi'nin torunuyuz. Bizim madende buralarda üç çeşit tabiri caizse üç çeşit ırk derler. Irk mı diyeyim? Nesil mi? Şey, ağalar, efendiler, hizmetkar türleri vardı. Yani madende ağalar da vardı. Aga derlerdi. Zenginlere aga derlerdi. Dedem gibi 3-5 tane beyefendi derlerdi, efendi derlerdi. Tahsilli kişilere efendi derlerdi. Diğerleri de bizim okumamış insanlara vardı. Biz işte burada babam Gilav'a giderdi. Buradan yukarı bahçeler var mesela. Yukarıda Çayır Köyü var. Bizim kon bahçelerimiz var. Oradan sabah 6'da mesela işe giderlerdi. 5'te yola çıkarlardı. Oradan gelirlerdi. Buradan toplana hep işe giderlerdi. 6'da vardiya başlardı fabrikada. 6'da 2'de çıkarlardı. Tekrar toplanır, yayan gelirlerdi. O zaman doğru dürüst araba yoktu. Yayan gider gelirlerdi. Babanız? Fabrikada çalışıyordu. Kaya abi. Dozerci Kaya derlerdi. Dozerci Kaya. Buranın yollarını yapan hep babamdır. Evet. Yani bu civarda bütün köylerin yolunu yapan babam. Sevgili seyirler, Kaya abiyi de ben çok iyi hatırlıyorum. O da devamlı silahı vardı. Ava giderdi ama fazla vurmazdı. Belli bir kotası vardı. 3 tane vurdum mu yeter derdi. Evet. Fazlası haramdır. Ondan sonra buradan madende çalışıyorlardı. Burasıyla maden arasında da hatırı sayılır bir yol vardı ama burayı çok sevdikleri için sabah giderlerdi, akşam gelirlerdi. Ama madende de evleri vardı. Vardı. Ya kışlık evimiz madendeydi. Evet. Burası yazlık. Yazın, baharın gelirdi, güzün gideriz. Sevgili seyirciler, arkamızdaki bu evlere baktığımız zaman da ben ilk defa görüyorum bu kadar şey. En büyük yer salon, mutfak gibi bir yer var. Ama bu en büyük yer de ne hikmetse hayvanlar kalıyor. Yani 2-3 tane hayvan olduğu için rahat etsin diye biraz büyük yerleri onlara verirlerdi. De orası onlarındı. Burası bizim yatacak yerimizdi. Orada yatak yerimiz vardı. Burada o zaman buzdolabı falan yoktu. Hark vardı. Burada sular gelirdi. Yemekleri, kalan yemekleri suyun içine bırakır. Üzerine bir büyük sele derler. Sepet gibi bir şey. Onu bırakırlardı.
unuturlar üzerine taş bırakmasa tilki gelir devirirdi onu. Sevgili seyirciler, bir de sen biliyorum çok mutluyduk. Elektrik yoktu. Hiç olmadı. Elektrik yok, televizyon yok, buzdolabı yok, internet yok. Ama hiçbir şey yoktu. Ama şeyiniz vardı. Neşemiz vardı. Yok, radyonuz vardı. Dedemin bir radyosu vardı. Şu kestiğimiz büyük bir tut kökü var. O çok büyük bir akasyaydı. Şundan daha büyüktü. Ona bir çivi çakmıştı. Radyoyu asardı oraya. Radyosunu hiç unutmam. Siyah maskot marka bir radyosu vardı. Antenini çekerdi. 2-3 metre bakır kablo uzatırdı diğer ağaçlara. Arapları açardı. Kendisi de Arapça çok iyi bilirdi. Arapça, eski Türkçe, Osmanlıca çok iyi bilirdi. Devamlı onları dinlerdi. Dedem burada hiçbir iş yapmazdı. Elini bir işe vurmazdı. Ağaç mı kurumuş, ağaç mı kesilecek, sebze mi sulanacak karışmazdı. Sadece nenem yapardı bu işleri. Neneniz de maşallah çok çalışkandı. Hayvanlar ona, bahçe ona. Her şey onda. Çok büyük bir bahçe vardı, bağ vardı. Bunların yetişmesi, etmesi, sulanması. Sevgili seyirciler, ben de Emi'yi hatırlıyorum. Beyaz giyinirdi. Hemen bizim evimiz 50 metre ilerideydi ama gelmezdi. Haber yollatırdı bizlere. Ben geliyorum diye. Biz aşağıda hazırlıklarımızı yapardık. Kilimimizi sererdik. Yorganı, döşekleri sererdik. Rahmetli gelirdi, otururdu. Güzelce sohbet ederdi. Bol bol sigara içerdi. Tütün içerdi. Kaçak tütün içerdi. Tabakası vardı şöyle şu kadar. Günde 2-3 sefer doldururdu onu. Çok içerdi. Maşallah nenen de içerdi. Nenen ondan gizli içerdi. Nenen korkardı dedemden. Gizli içerdi. Yegen olduğu için korkuyordu. Çekinirdi. Saygıdan dolayı değil. Saygıdan dolayı çekinirlerdi. Ben anneannemi hatırlıyorum. Çok baskı yaptık. Artık bırak. Tamam, sonunda dedi ki ben bıraktım dedi. Bu sefer burnuna enfiye çekmeye başladı. Ya dedi ki değişen bir şey olmadı. Ağızdan geliyordu, sonra burnuna geldi. Küçük bir yuvarlak kutusu vardı. 10 dakikada bir açardı, burnuna çekerdi. Sizler de neler hatırlıyorsunuz? Dedemiz biraz eksik kalan yönleri vardı, rüşleyemez miydi o zaman. İşte dediğimiz yazısı falan, el yazısı çok güzeldi. İşte biz de arada bir böyle gelirdik hatırladığım kadarıyla. O zaman böyle kökten göçmüyorduk ilkbaharın sonbaharın. 79'dan sonra sürekli gelmeye başladık. İşte Zatıbank'tan emekli olduktan sonra gelmeye başladık. Şimdi sevgili seyirciler, bizim anneannem vefat ettikten sonra bir daha biz buraya gelmedik. Evler sahipsiz kaldı. Eksik olmasın, sizler sahip çıktınız. Ama sizin en güzel tarafınız, dedenizin mallarına sahip çıktınız. Mal dediğim sevgili seyirciler, zaten buradaki toprak fazla para yapmıyor. Ekim fazla olmuyor. Burada gördüğünüz yeşillikler var. Ekin ekiliyorlar. Ama ekini, domatesi, biberi de dışarıdan alıyorsunuz. Yani o kadar kuraklık olmuş, o kadar su olmuş ama baba topraklarını, dede topraklarını bırakmadıklarınız için sizleri kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. Sizden sonrakiler ne yapacaklar biliyor musunuz? Düşünebiliyor biraz musunuz? Dur. Kimse gelmez. Kimse gelmez. Son nesiller biziz. Buranın son bekçileri de biziz daha. Ama belli de olmaz diyoruz. Valla biz bahçeyi çok seviyoruz gerçekten. Özellikle ben kendi adıma söyleyeyim, böyle bir ağacın altında oturup kuş seslerini dinlemek, yani kahvaltı yapmak, bir çay içmek çok hoşuma gidiyor. Yani bir ağacın altını düzeltmek böyle bana çok büyük bir haz veriyor. Bir de akrabalarla olduğumuz için daha çok rahat ediyoruz. Korkusuz, yani sıkıntısız, yabancı kimse yok işte. Akşamları bir araya geliyoruz. Sevgili seyirciler, bir an gözünüzü kapatın. Bu kadar büyük bir alanda, 3 kişi, 3 ev ve 3 evden de 3 kişi. Evet, burada 6 ay kalıyorsunuz. O kadar huzurlu kalıyorsunuz ki, genç kalıyorsunuz, samimi söylüyorum, yaşadığınızı hissediyorsunuz. Son olarak bizlere neler söylemek istersiniz? Gelsinler buraları bir görsünler. Yani
Özellikle madenlilere sesleniyorum. Dışarıda, il dışında olan İstanbul, Ankara, İzmir. Çok madenli var. Çok arpa meydanı var. Özellikle bizim yaşadığımız mahalle, Arpa Meydan Mahallesi. Dışarıda İstanbul'da çok, Yalova, Bursa'da, Karamürsel'de çok madenli var. Gelsinler, misafirimiz olsunlar. En azından yani iki gün gelip de buraları bir gelsinler, görsünler. Suyumuzu istiyorlar. Evimiz var, suyumuz var. Allah'a çok şükür çayımız var. Gelsinler bir çayımızı içsinler. Sevgili seyirciler, benim gibi olmasınlar. Sevgili seyirciler, buraya gelmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi de eşimdi. Çünkü hep ben maden diyordum. O da diyordu ki madene gidelim diyordu. Ama ben hep erteliyordum. O devamlı gidelim diyordu. Bir boşluk bulduk. İlla gidelim diye tutturdu. O yüzden geldik. Sevgili eşimi de yanımıza davet ediyoruz. Şimdi ben buraya gelmeden önce hep şunu söylüyordum. Sakın hayal kırıklığına uğrama. Maden senin bildiğin bölgelere benzemiyor. Karadeniz'e benzemiyor ama yine de bakalım neler hissetti. Ya biz 35 senedir hep madeni anlatıyor. Evleneli 35 senedir. Maden. Ben de diyordum ki şu madeni çok merak ediyorum. Hani beni bir götür de madene bir göreyim. Tamam, madene gidelim de sen şimdi orada hayal kırıklığı yaşarsın. Yeşillik yok, şey yok. Olsun, ben hayal kırıklığı yaşasam da görmek istiyorum. Ama anlattığı gibi değil. Geldim, hayal kırıklığıyla karşılaşmadım. Sizler gibi değerli insanlarla karşılaştım. Güler yüzlüsünüz, hoş sohbetlisiniz. Yani hiç hayal kırıklığı olmadı ve çok mutlu oldum. İyi ki gelmişim. İyi ki eşime ısrar etmişim beni götür diyerekten. Çok memnun oldum, çok mutlu oldum. İyi ki de gelmişim. İyi ki de sizleri tanımışım. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bizleri misafir ettiniz. Çok sağ olun. Ayrıca eşinize de, Gülhan Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Kendi evimizde gibi hissettik. Gülhan Hanım sağ olsun. Bizi çok güzel karşıladı. Hiç tanımadığı halde kapıyı açtı. Kapıyı açtığın bizi. Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Her zaman beklerim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizleri bekliyoruz. İstanbul'da sizin de bir eviniz var. Her zaman, her saat bekleriz. Buyurun gelin. Hiç çekinmeden, yani her zaman bekliyoruz sizi. Burak ev değil, aile bahçesi. Her zaman için beklerim. Çok yabancı yok, ediyorum. Biz bizeyiz. Ben de çok mutlu oldum. İyi ki buraya gelmişim. Böyle bir ortamı yaşadığım için, eşim yaşattığı için, sizler yaşattığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili seyirciler, şimdi başka bir mekana gidiyoruz. Bizi seyredin. Sevgili seyirciler, Malatya'dayız. Malatya'da duyduk. Anneannemi, Esma Hanım'ı tanıyan var. Emi'yi tanıyanlar var. Önce sizi tanıyalım. Ben Hadi Yurdakan, madenliyim. Baban? Babam Mehmet Kaya. O zaman Kaya abinin oğlusunuz. Dedeniz? Üsük Cemil, Cemil Efendi. Cemil dedeyi tanıyorsunuz, anneannemi tanıyorsunuz. Şöyle diyelim, anneannem hakkında ne biliyorsunuz? Anneannem dedemin yeğeni. Biliyor musunuz, bilmiyorum. Yarım biliyorum değil mi? Yeni öğrendim. Abisinin kızı. Esma teyze işte bahçede kalırdı. Bir ineği vardı. Bir eşeği vardı. Eşeği vardı. Eşeği biraz yürümezdi, zor yürürdü. İneği de çok az süt verirdi. Madene baktığımız zaman mahrumiyet bölgesiydi sevgili seyirciler. Elektrik yoktu, su yok bizim zamanımızda. Anneannemin vefat ettiği zaman elektrik yoktu. Yok bahçeyi. Tabii bahçede yol da yoktu aslında. İşte o aydaşı dediğimiz, evet, beyaz taş var ya, evet, onu Etibank'a bakıra katmak için verdiği zaman dedem, işte yol o zaman yapıldı yani. Mesela ben 60'larda yolun olduğunu hatırlarım. Sen daha iyi hatırlarsın. Ben hatırlıyorum ama yol bozulmuştu. Sonradan yine arabalar geçmemeye başlamıştı. Dedene ne diyorlardı? Lakabı vardı. Süt Cemil. Sevgili seyirciler, emmimiz rahatına düşkündü. Fazla çalışmazdı. İlim adamıydı. Çalışmayı sevmiyordu.
Mesela bankada çalışıyordu o bir ara, ben hatırlamıyorum tabi. İşe gelip çağırırdılar, yani işe gel derdiler. Etibank'ta çalıştı. Daha sonra tabi ben demir yolunda çalıştığını da öğrendim onun. Ben de demir yolundan emekliyim. Lise mezunu olduğu için projede çalışmış. Allah rahmet etsin hepsi. Hepsi de rahatına düşkündü. Yani nenen de rahatına düşkündü. Sevgili seyirciler, bahçede yapılacak iş de yoktu. Yok, çalışma vardı ama evde eşya yoktu. Yani, bahçe işi bittikten sonra herkes gelip lüksünü yakıyordu, gaz lambasını yakıyordu. Karpit lambası vardı. Karpit lambası. Daha çok onu kullanırdılar. Bir de var, hatırlar mısın? Yukarı bahçelerde çavuş vardı. Yok, onları ben hatırlamıyorum. Sizin yaşlarda. Bizim yaşlarda da ben bizim evin önünden hiç ayrılmazdım. Çok korkardım seyirciler. Yaşım 10'du. Fazla sağa sola gitmezdim. Nektarin bahçesinde o yörede olmayan bir tane şey vardı. Şimdi nektarin diyoruz ya. Evet. Nektarin. Biz ona tüysüz şeftali derdik. O çavuş da onun düşmanıydı. Yukarıdan gelir çalardı. Fakat nenen yakalasa da iyi dögerdi. Çavuşu. Fethi vardı. Fethi abi mi? Yok. Sonra intihar etti bu bizim Mehdi'nin dayının çocuğu. Onlar hani bahçe, sizin nenen bahçesi yukarıdaydı ya. Evet. Onlara yakındı. Onlar madene giderken gelir o tüysüz şeftaliden incir çalar. Hele giderdiler. Sevgili seyirciler, hemen hemen anneannemin bütün sülalesini tanıyorsun. Vallahi yani Şeref amcayı isim olarak hatırlıyorum. Bir seferde görmüş müyüm yani çocuğum. İzmir'e gitti, hiç gelmedi. Bir de mesela bizim orada Esme Deze ile, işte Esme Bibi ile nenemin bir arkadaşı vardı. Bilmem, Mahu nene, Makbule. Evi mevi yoktu. Gelir diyor, dışarıda kalırdı. Onun çoğu zaman bizim bahçede kalırdı. Nenemle arası iyiydi, nenemle arası iyiydi. Yukarı bahçelere giderdi, küserdiyse gelirdi. Onun da bizle bir akrabalığı var mı yok mu, onu işte bizim şey tarafımız o aslında, büyüklerimizin bir zafiyeti vardı. Bize akrabalarımızı çok tanıtmadılar. Mesela baba tarafını bilmiyorum senin. Evet, benim baba o tarafta Kars Sarıkamış'tı. Kimse tanımıyor. Erken mi vefat etti? Yok, şey yapmadı da pek madene gidip gelmedik. Mesela bizim işte Gümüşhane'de bile akrabalarımız var. Bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz. Peki şey diye sevgili seyirciler, 7 sene sonra Aydaş'ına gittik. Bahçeye gittim. Anneannemi, emmiyi tanıyanlarla onların nasıl bir insan olduğunu gündeme getirdik. İyi ki varmışlar, iyi ki biz o bahçede büyümüşüz. Evet. Son olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi eskiye özlem var madene. Gittiniz, madenin halini de gördünüz. Çok kötüydü, üzüldüm, ağladım neredeyse. İşte o ticari faaliyette bulunan o işletmeci şirket madeni mahvetti. O toprağı gördünüz, ne kadar toprak dökülmüş. Eski işletme sineması, hatırlarsan, evet. Alman binasının yanında. Sizin Fethi abinin evi yok, bizim evler o yok. Önceden gitti de o toprağı dökünce mahalle kaydı. Yani hep gündemde zaten ora. Heyelan var. Heyelan da tabi değil yani, evet. Onu da söyleyeyim. İşte şimdiki siyasiler yok, dinamitten falan dediler. Yok şeyden dediler, topraktan. Şimdi sevgili seyirciler, bunu söylemek istemezdim ama yani maden sahipsiz. Bizler madene geldik, madenin merkezine indik. Ne yazık bir kişi konuşturamadık. Herkes sorunlarını anlattı ama şunu söyledi: ekranlara çıkmıyorum, sen benim yerime ekranlara çık. Ben dedim ki benim evim yok, babamın evi yok, madenlilerin evi var. Madenliler konuşması lazım. Madenden ayrılanların değil, madende oturanların konuşması lazım. İşletme kapanmış, işletmede çok az insan çalışıyormuş.
şirketleri ihaleye veriyorlarmış, tam anlamda vermemişler. Yıldızlar Holding biraz Yıldızlar Holding'den veya şikayetçilermiş. Dinamitler patlıyormuş, toprak kayıyormuş veya bir sürü sorunları var ama bu sorunları biz mikrofonlarımızı vereceğiz. Madende oturanlar, bu işi profesyonel bilenler sahip çıkması lazım. İşte madendeyken Hayati abi vardı. Ona gittik. Hayati Acar'a. Evet, Hayati abiye gittik. Hayati Acar. Evet. Ne yazık ki Hayati abi konuşamadım. Korktum. Keşke konuşsaydım. Evet. Sorunlarını bana değil, mikrofona anlatsaydın, Türkiye'ye anlatsaydın ama yine de cesaret ettim, benle konuştun. Evet, vallahi, son olarak... Yani son işte bir şeyi bekliyoruz. Hükümet konağının restorasyonunu. 1800'lü yıllarda yapılan saat kulesiyle beraber. Bir de çarşıdaki Cami Kebir Mahallesi'nin minaresi, özellikle Abdülhamit dönemi. Bunlar zaten madene yapılacak bir şey yok artık bu saatten sonra. TOKİ bu Bahçeli Evler tarafında ev yaparsa biraz madende yine bir hareketlilik olur. Yıldızlar Holding'den zaten madenin bir beklentisi yok da. Şu bizim çaylık dediğimiz mezarlıkların olduğu tarafta bir bakır rezervi var, yeni bulundu Meta tarafından, 35 yıllık. Orayı ayrı bir şirkete vermeyi düşünüyorlar, Yıldızlar Holding'e değil de. Verirse maden bir nebze bizim de tabi ata toprağımız. Mesela ben çocuklarıma demişim, ben ölürsem beni oraya götüreceksiniz. Yani biz oranın havasını solumasak duramayız, yani mümkün değil. Hani şeye benziyor bu, mayaya benziyor. Yoğurda maya katarsın ya, işte onun gibi. Hala daha hasret ve özlem var, ben gidemiyorum, bazı şeylerim var. Yani kardeşim gitmiş, ne güzel orada işte. Evet, orada ata toprağı, dedenin toprağının üzerine oturmuş. Onun hatıralarıyla yaşıyor, onun soluduğu havayı soluyorlar. Ben de gidiyorum yani, ayda bir tur atıyorum. Gidiyorum. Yalnız bırakmıyorsun. Evet sevgili seyirciler, gördük, madeni konuştuk. Umarım madenliler de bu röportajdan zevk alırlar. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Mikrofonlarımız her zaman madenlere açıktır.